Merhaba Obidaşlar. Bir bakım onarım videosunda daha beraberiz. Bugünkü misafirimiz Okuma Inspire 4000A ISX modeli Obidaşlarım. Son çıkan serisi Inspire diyorlar, Inspira diyorlar, Inspira diyorlar. Artık neyse Obidaşlarım, benim için fazla böyle şeyler önemli değil biliyorsunuz. İsimlere, renklere, gösterilere ben pek takılmıyorum. ISX 4000A modeli şu anda elimizde. Şöyle kutu üzerindeki bilgileri sizlere aktarmaya çalışayım. Makinemizin 8 artı 1 rulmanı olduğunu burada belirtmiş. 5.2 bölü 1 devirmiş makinemiz. Kolu bir tur çevirdiğinizde 83 santim geri toplama yapmaktaymış. Makinenin toplam ağırlığı ise 283 grammış. Ve maksimum drag kuvvetinin 11 kilogram olduğunu burada belirtmiş. Şimdi ekstra diğer özellikleri ise torsiyon kontrol armor özelliği. Daha önceki serisinde de vardı. Ama tabii ki burada şöyle bir detay var. Bu sefer alüminyumdan olduğunu belirtiyor. Tabi burada belirtmiyor da sitesinde belirtiyor. İşte HDG dişlilerinin vesaire olduğunu burada belirtmiş. Artık bunun açılımı herhalde yani yüksek yoğunlukta dişli, kuvvetli dişli mesela H height olduğunu belirtiyor herhalde. Yani daha mukavemetli, daha sağlam ve çapı da daha büyümüş bir şekilde bu seride geldiğini söylemiş, belirtmiş. Kalamada karbon drag keçelerinin olduğunu belirtmiş. Flight drive demiş. O da yani sürtünmesiz çalışma olduğunu belirtmiş. Misina kapasitesi 0.25 milimetreden 280 metre bir mono misine kapasitesi varmış. 0.30'dan 185 metre, 0.35'ten de 130 metre bir kapasitesi varmış arkadaşlarım. Şöyle bakalım başka bir özelliğini belirtmiş mi? Hayır. Aynı özellikleri burada da resimli bir şekilde anlatmaya çalışmış. Evet. Kutuyla işimiz bitti. Hemen kenarıya alalım kutuyu. Gelelim makinamıza arkadaşlarım. Bu makine gerçekten bana bayağı soruluyordu. Abim işte nasıldır, önerir misin? Tabii ki ben de yani içini açmadan, görmeden, denemeden pek bir şey diyemiyorum arkadaşlarım. Tabii ki bir ürünü içini açıp parçalarını görüp deneyip tecrübelerimizi aktardığımız zaman daha sağlıklı oluyor. Ama yani sadece mesela internet sitesinde değerlerini okuyarak işte makineyi elinize almadan, görmeden, sökmeden bir şeyleri anlatmak biraz afaki oluyor. Onun için ben pek böyle şeylere girmiyorum arkadaşlarım. Doğal olarak işin gerçeğiyle sizlere aktarmaya çalışıyorum ki daha iyi, daha mantıklı, daha güzel bilgi paylaşımı olsun diye arkadaşlarım. Yoksa ben de bakarım internet sitesinden değerlerine, ha şu makine çok güzel, şunu alabilirsiniz vesaire, şudur budur diyebilirim. Ama ben öyle şeylerin peşinde değilim arkadaşlarım. Makine gelecek bana, gerçeğini göreceğim, elime alacağım, hissedeceğim, bunları sökeceğim, parçalayacağım, bütün parçalarını göreceğim. Ondan sonra yani sizlere iyi midir, kötü müdür aktarabileyim. Yani şimdi mesela SwitchGear'ın da görüntüsü falan çok güzel ama beğendiğim noktaları var, beğenmediğim noktaları var. Yeni çıkan Inspire'da şimdi hep beraber göreceğiz bakalım arkadaşlarım. Yine tabii ki kendi bilgim dahilinde bakım yaparken sizlere özelliklerini aktarmaya çalışacağım. İlk başta renk olarak tabii ki değişmiş. Bir önceki seri Inspire mesela mavi renkliydi. Bu sefer füme renkli olarak gelmiş ve
T topuzlu, çok güzel, beğendiğim bir topuzdur. Şöyle birinci özellik, bakın arkadaşlarım, dişlik oldur, çok güzel, beğendim, harika. Yani dişli kol olması, boşluğu zaten direktman ortadan kaldıran bir sistem. Yani koldaki boşluğu direktman ortadan kaldırıyor. Ana dişliğe direkt dişli bir şekilde, yani erkek diş bu tarafa yapılmış. Ana dişli de. Ha, bu ters de olabilir, önemli değil. Yani yeter ki burada önemli olan kolun dişli bir şekilde bağlanması ve boşluğu ortadan kaldırması. Gayet güzel arkadaşlarım. Bakın T topuzu da güzel. Hemen şu kapağımızı bir çıkartalım bakalım. Sökülebiliyor mu topuzumuz? Onu da görelim. Sökülebiliyor. Civata konulmuş. Hemen biz de sökelim bakalım. Bakalım burada ne var? 8 artı 1 diyordu. Burada rulmanımız bir adet hemen karşımıza çıktı. Bakalım. Bir adet de hemen diğer tarafında mevcut. 2 adet rulmanımız burada topuzda mevcut. Güzel hobidaşlarım. Yani katlanmayan tek parça güzel alüminyum bir kova sahip. Kolu şöyle kenarıya aldık hobidaşlarım. Hemen geçtik. Nereye? Makaramıza. 11 kilogram maksimum drag vermiş. Makinemiz 4000'lik. Drag pullarını da karbon olarak vermiş. O da gayet güzel. Karbon olması daha iyi, daha sağlıklı. Bakın burada hemen kapağımızda güzel bir su geçirmemesi için conta yapılmış ve karbon desenleri mevcut. Evet, kapağımızda şık yapılmış, güzel. Yani şıklığına ben pek bakmıyorum ama benim baktığım noktalar bunlar işte, içi kum dolu. Yani kum çok kötü bir olay. Yani makinalarımız için çok zarar verici bir unsur diyeyim. Yani şimdi hemen zaten hobidaşımın da bana göndermesinin sebebi kum. Kuma düştüğü için bu makineyi bana acilen gönderdi. Tabii bizim aciliyetimizde sırayla bana gelen bütün makineler maalesef acil oluyor. Ama ben de maalesef sırayla hepsine tek tek bakıyorum arkadaşlarım. Öyle sıra atlatmak, acil bakmak filan maalesef yok. Acele işi pek sevmem. Pek sevmem derken hiç sevmem zaten acele işi. Öyle söyleyeyim ben size. Şimdi gördüğünüz gibi bu arkadaşlarım bir pul bir keçe olarak şöyle çıkarttık. 3 tane pulumuz, 3 tane de karbon keçemiz var. Alt tarafta hemen şurada göbekte bir adet de plastik burcumuz var. Bakalım bu rulmanla değiştirilebiliyor mu? Evet, ölçülerini bir kontrol edeyim. Evet arkadaşlarım, rulmanla değiştirilebiliyor. Yani şu anda makinamız 9 artı 1 oldu diyelim. Şimdi hemen sırasıyla gidelim arkadaşlarım. Ha, bir dakika, o şeye geçince makarayı unuttuk. Makaramızla devam ediyoruz. Hemen geçmeyelim. Evet, başka bir yatak bakıyorum. Burada var mı? Yok. Şimdi burada değişen güzel olaylar var arkadaşlarım. Okuma artık gerçekten yani 2023'te mi diyeyim? Yani son çıkarttığı makinelerde bayağı güzel işler yapmaya başladı. Mesela kanalımda var. Seymar, Ceymar diyorlar, Seymar diyorlar. Ceymar diyeyim ben. Ceymar HD, HD yeni seride gerçekten 9 adet değişiklik vardı. Hepsi de çok güzel değişiklikler, yeni böyle özellikler. Çok beğendiğimi söylemiştim. O videomu da seyredebilirsiniz. Şimdi burada Inspire'da mesela
Seymar'ın, Seymar'ın bir üst versiyonu serisi. Bakın mesela burada kalama sesini çıkartan dişliler metal ve bu aşındığı zaman değiştirebiliyorsunuz. Civatalı yapmış. Çok güzel. Beğendim. Değişik bir versiyon. Mesela büyük markalarda dahi şu dişli yeri sökülmüyor, değiştirilmiyor. Aşınsa da makarayı komple değiştirmeniz gerekiyor. Ama burada böyle bir sistem yapılmış. Hoşuma gitti. Güzel. Beğendim. Evet. Zaten misine kapasitelerini de söyledim. Alüminyum. Güzel bir makaraya sahip ve şuradaki açı ARC spola benzetilmiş bir açı var. Ama önceki seriden böyle daha keskin değil. Daha güzel bir açı verilmiş burada. Ve hafif de şöyle bombeli hobilaşlarım. Yani şu dudağını da, makaranın dudağını da ilk çıkış yerinde beğendim. Gerçekten okuma güzel işler yapmaya başladı. Şimdi tabii ki tamamıyla videonun sonunda değerlendireceğiz bakalım diğer rakiplerine göre. Şimdi burada yani kalama sesini çıkartan yayımız değişmiş. Eskisine nazaran daha güzel olmuş. Evet, şöyle Daivan'ınkine benziyor ama Daivan'ınkinden daha ufak. Evet, arkadaşlar, yay sistemi de böyle. Maalesef yani rotordaki somun ufak ve kontra civatası da yıldızsız bir şekilde. Hani şöyle bir yıldız kapakla somun etrafı sarılsa daha güzel olacak. Maalesef civatayla geçilmiş burası. Ve rotor somunu yani çok ufak maalesef. Şöyle anahtarımızı aldık. Açalım bakalım arkadaşlarım. Ya şimdi ufak olması tabii ki çok bir şey değiştirmez. Önemli olan buradaki pirincin, dişlerin kalitesi, düzgün olup olmaması. Yani şuraya oturduğu zaman rahat bir şekilde görevini yapması lazım. Şimdi şöyle, evet, bakın gayet güzel girişleri, çıkışları, dişleri, oturuşu gayet güzel. Ama tabii daha geniş bir bası olsa daha güzel olabilir diye düşündüm yani. Şöyle rotorumuzu hemen çıkarttık hobidaşlarım. Her tarafı kum dolu maalesef. Rotor teli gayet kararlı çalışıyor. Evet, yay sistemi ve kararlılığını beğendim. Şuradaki açı da arttırılmış hobidaşlarım. Yani eskisine nazaran bayağı bir arttırılmış gözüküyor. Şöyle hemen unutmadan bir deneyeyim ben. Bakayım arkadaşlarım. Gözüme çarptığı için biraz önce çarpsaydı iyi olacaktı. Bunları sökmeden. Şimdi çarptı. Evet. Yani şu açı biraz arttırılmış. Buradan ip veya misine çıkarken çarpmaması için. Bunu da beğendim arkadaşlarım. Evet. Dolgu rotor teline sahipmiş. Alüminyumdan. Kefalet teli de deniliyor buna. Ve misina kılavuzuna buradan geçiş. Tabii ki pürüzsüz değil. Burada ek yapılmış. Ek yapılmış ama geçiş fena değil o vidaşlarım. Güzel. Yani ek yapıldığı halde herhangi bir sürtme takılma olayı olmayacak şekilde. Şöyle yanda tutayım, görüyorsunuz. Hani böyle Daivan'ın son yaptığı bir sistem gibi, böyle iki kademeli gibi bir şey değil yani arkadaşlarım. Ondan sonra geldik misine kılavuzumuza. Evet arkadaşlarım, kılavuz yüzüğümüzü de bir sökelim bakalım içerisinde ne var. Şöyle, evet.
Neyse cıvatamız dursun. Yüzümüzü aldık. Bakalım sırasıyla. Zaten direktman rulmanımızı gördük. İçimiz rahatladı. Yani rulman olması gayet güzel. Bakın bir rulmanımız burada var. Bir adet de arada şimemiz var. O yani ikinci rulmanımız da var. İki adet rulman var. Ekstra güzel. Yalnız kumlar elime geliyor tabii ki. Yüzümüzde bu şekilde uydaşlarım gayet güzel duruyor yapısı ama hani paslanmaz mı değil mi o konuda bilgi yok maalesef. Yüzük setimizi de dizdik. Rotorumuz bu şekilde. Rotorumuzda da CFR sisteminin olduğunu söylüyor. Yani siklonik akış rotor demek istemiş. Bir önceki seride de bu özellik vardı. Gerçekten güzel, hafif. Yani şöyle bir tabii ki söktük bunu ama şöyle bir rotoru bir esnetmeye çalışayım bakayım. Evet, gayet güzel. Çok hafif bir esneme var. Fazla da yok. Yani bu da karbon alaşımlı bir rotor hobidaşlarım. Evet, makinamızın gövdesine geldik. Kumlar kumlar. Maalesef kumlar çok kötü. Şimdi bir önceki serisinde şuradaki kapak yarıda kalıyordu. Şu anda tamamıyla burası kapatılmış hobidaşlarım. Burası da antrigörsün olduğu bölge. Şimdi hemen bakalım burada neyi belirtmiş. CFR sisteminin olduğunu söylemiş. Flow rotor demiş. Yani burada 9 rulman olduğunu yazmış. Yani etiket falan değil bunlar. Bant vesaire de değil. Gerçekten güzel. Bakalım antrigörsü nasılmış hobidaşlarım. Karşımıza ne çıkacak? Inspire'ın antrigörsü. Gerçekten merak ettim. Şöyle 3 adet cıvatamızı söküyoruz. İç kısımlarına kum girmiş mi, korumuş mu göreceğiz. Şu anda iç kısmında kum yok. Evet, kapağı da gördünüz bu şekilde. Burada evet, değişiklik var. Bir önceki seriye göre değişiklik var. Şimdi hobidaşlarım. Ya kumlar gerçekten beni rahatsız ediyor bayağı. Şimdi 2 adet burada cıvatamız var. 1 adet de içeride var. Bakın burada su geçirmemesi için, kum geçirmemesi için 1 adet contamız mevcut. Şimdi bakıyorum. Evet, 2 adet de arka tarafta mevcut. Şöyle şu kapağımızı da bir alalım. Burada o rengi de mevcut. Bu da güzel. Diyorum ya arkadaşlarım, okumanın son çıkarttığı mesela Jaymar serisini ben çok beğenmiştim. Inspire serisi de çok soruluyordu. Onu da bugün incelemek ve parçalarını görmek nasip oldu. Bakalım. Gövde acaba komple mi alüminyum yoksa sadece torsiyon kontrol armor sadece alüminyum, ikisinden biri. Şimdi iki tane cıvatamızı söktük. Şu tornavidamızda da bir pislik var, onu aldık. İki adet de bu tarafta gördüğünüz gibi cıvatamız mevcut. Bir adet de ön tarafta mevcut. Evet. Şöyle cıvatalarımızı da alalım.
yumurtamız yataktan çıkmadı. Çıkmak istemiyor. Şöyle birazcık aşağı doğru çevirelim. Ya, neyse, kapağı çıkarınca gelir. Şimdi şöyle bir hareket verelim. Torsiyon kontrol armor. Ama bu arada bakın antrevörsünüz çıktı. Yani eskisiyle arasında bayağı fark var o vidaçlarım. Bakın görüyorsunuz. Yani altı üstü gerçekten burada plastik kapaklarla kapatılmış. Gayet güzel. Beğendim. Gayet güzel. Evet. Beğendim hobidaşlarım. Çok güzel. Bir antrigör yapılmış. Bunu beğendim. Şimdi şu torsiyon kontrol armor. Evet. Önceki seride iki taraftan sarıyordu. Şimdi bu seride tek taraflı gibi gözüküyor. Şimdi tam olarak şu civatayı da almak istiyorum. Niye böyle kelek yapıyorsun bize? Evet. Bu civatamızı da çıkarttık. Şöyle şu torsiyon kontrol armoru işte. Evet, oksitlenme var hobidaşlarım. İlaç var. Civatanın ilacı. Buraya bakıyorum. Maalesef kumlar mevcut. Gerçekten bayağı bir kum olmuş. Evet, buralarda da hep kum. Şu yatakta da kum var. Büyük ihtimalle de o kum bırakmadı yani. Bizi biraz zorladı. Neyse. Şimdi kapağımızı da çıkarttık hobidaşlarım. Yani şimdi bu şeye geleyim tekrar. Şu torsiyon kontrol armor olayı. Şu kumları bir sileyim. Alüminyum dedik hobidaşlarım. Eskisinde güçlendirilmiş, hani alaşımlı karbondu. Makinenin iki tarafında sarıyordu. Burada da yani böyle bir sistem yapılmış. Yani bu biraz ne bileyim bana pek 1, 2, 3 civatayla tutturulmuş. Yani 1, 2 şöyle yaptığımız zaman 1, 2, 3 yani 3 civatayla bu kol tutturulmuş. Şu açıdan iyi. Yani burada mesela kırılmalar yaşanıyor ya bazı makinelerde işte. Bu parçayı değiştirebilirsiniz kırıldığı zaman hobidaşlarım. O açıdan güzel. Mesela sağ komple gövdeyle falan almanıza gerek kalmıyor. 3 tane civatayı çıkartıp bu kolu değiştirebilirsiniz. Ama tabii bunu bir de üzerine yük bindiğinde balıkla mücadele ederken ne gibi avantajlar veya dezavantajlar sağlayacak, onu görmek lazım, deneyimlemem lazım. Onun için fazla bir yorum yapamadım ona. Şöyle ana dişimizi çıkarttık hobidaşlarım. Eski sistemle yani bir önceki seriye göre %7 çap büyümüş olarak söylüyorlar. Hemen çapını ölçelim. 31,5 milimetre bir çapı var. Diş genişliği 3.3, yani 3 herhalde. Şöyle bir daha ölçelim. Evet, 3.3 hobidaşlarım. Dişli. Ve şuradaki dişli bütünlüğü gerçekten mukavemet olarak güzel. Evet. Şimdi şurada şeye dikkatimi çekti. Ana dişi de sanki evet, yani şu
dişlilerin olduğu yer mil, metal hobidaşlarım. Yani çelik olarak gözüküyor. Dişli alüminyum presli yapılmış. Evet, bu da gayet mukavemet kazandırır. Komple alüminyum değil. Evet arkadaşlarım, bu da güzel, değişik bir sistem yapılmış. Şimdi geldik krangımıza, krank dişlimize, pinyon dişlimize. Evet, bu da alışkan olduğumuz Daiwa tipinde. Şöyle buraya pinyon dişlisini tutan bir pul koyulmuş. Aynı şekilde iki tane de civatası mevcut. Gördüğünüz gibi. Ve şöyle pinyon dişlimizi çıkartıyoruz. Çok güzel bir olay karşımıza çıkıyor. Bakın arkadaşlarım, şu bizim pulumuz. Gördüğünüz gibi pinyon dişlisinin arka tarafında yatağımız mevcut ve bu yatakta rulman var. Ve ön tarafında da, hemen dişin ön tarafında da bir rulman daha var. Gerçekten çok güzel arkadaşlarım. Çok beğendim. Yeni JMR'da da mesela HD modelinde de aynı şekilde bu sistem var. Shimano'da iki şip altında bu sistemi çok beğeniyorum. Çok güzel olmuş. Harika olmuş. Daiwa'nın da Legalist'ten itibaren bu şekilde rulman bulunmaktadır arkadaşlarım. O da aklıma gelmişken söyleyeyim. Şurada sanki yağıyormuş, tamam. Evet. Bir adet destek milimiz mevcut ve su geçmemesi için O-ring koyulmuş. Şöyle şaft milimizi ve krangımızı da aldık. S-krank mevcut. Bir adet destek mini var. Bir adet de şaftın cıvatası mevcut. Şimdi geldik krank dişlimize. Hemen krank dişlimizi de alalım. Alüminyumdan yapılmış krank dişlimiz. Şöyle çıkarttık. Evet. Burada herhangi bir rulman vesaire yok arkadaşlarım. Hemen ana dişinin sağ tarafına gelen rulmanımızı da çıkarttık. Şimdi makinamızın bütün parçalarını söktük arkadaşlarım. Şurada unuttuğum bir nokta var. Pinyon dişlisinin içerisinde arkadaşlarım, şuradan itibaren dişlinin yarısına kadar iç tarafından bir fatura açılmış ve sürtünmesiz çalışma. İşte file drive dedikleri özellikle mevcut. Mesela Shimano ve Daiwa'da da bunlar mevcut. Bu da çok güzel arkadaşlarım. Yani şaft mini pinyon dişlisine komple sürtme olayını bitirmişler. İki baştan, iki ucundan, iki noktadan sürtme olanağı var. Komple sürtmüyor artık. O da çok güzel. Başka bir şey var mı arkadaşlarım? Başka da bir şey kalmadı. Evet, benim aklıma gelenler şu anda bunlar. Şu rulmanımızı da söktük. Şimdi rulmanlarımıza bir bakalım. Evet, ana dişinin sağında ve solunda bir rulmanımız. Pinyon dişlisinin önünde ve arkasında bir rulmanımız. Ne oldu? 4 rulmanımız yaptı arkadaşlarım. Misina kılavuzunda 2 tane rulmanımız. Ne oldu? 6 rulman yaptı. 2 adet de rulmanımız topuzumuzda çıktı. 8 rulmanlı oldu. Bir adet de artı birimizde antrivörsünüz. Antrivörsü gerçekten beğendim arkadaşlarım. Yani toplu bir vaziyette duruyor. Eskisi gibi açık değil, yarı açık değil. Bakın şöyle çıkartayım. Bakın gayet güzel toplu vaziyette duruyor. Ve yuvası da çok güzel. Yuvasını da beğendim bu sefer. Yani sağlam. Yani gömme tüp diye geçiyor ama
Bunun yuvası şu anda gerçekten sağlam obidaşlarım. Burada önemli bir nokta daha paylaşacağım obidaşlarım. Antrivers'ü beğendik ve altındaki mandalı kaldırmışlar. Yayla mayla çalışma hesabı yok artık obidaşlarım. Gerçekten çok güzel olmuş. Bu konuda Inspire'ı çok beğendim. Şimdi gerçekten böyle güzel sistemler görünce, gelişmeler görünce işte söylüyorum obidaşlarım, benim için marka model fark etmiyor. Mesela Jamar'da da Antrivers'ü eski sistem devam etmişlerdi. Ona üzülmüştüm. Ama Inspire'da Antrivers ve mandal olayı çözülmüş. Gerçekten çok güzel olmuş. Bu makine bir tek şüphede kaldığım nokta şuradaki 3 tane civatayla torsiyon kontrol armor'ın, yani şu sapın durduğu yer. Şimdi bunu da ben en kısa zamanda deneyeceğim obidaşlarım. Bakalım hani burada bir oynama, esneme vesaire yaratıyor mu avdayken, üzerine yük bindiğinde, onu da deneyeceğim. Ondan sonra büyük ihtimalle okey verirsem kendime göre, güzel mukavemetli bulursam kendime göre bu makineyi size tavsiye ederim obidaşlarım. 283 gram ağırlığıyla 4000'lik makine ve bu özelliklerde 8+1, hatta bir tane de ekleyebiliriz, 9+1 olacak şekilde bu makineyi size önerebilirim. Ama dediğim gibi şu olayı denemem lazım. Fiyatına göre de baktığımız zaman rakiplerinden gayet iyi. Yani mesela rakiplerinden dediğim zaman bu fiyat bandında baktığınız zaman mesela 3700 lira yanlış hatırlamıyorsam şu andaki fiyatı bu makinenin. Mesela bir Ninja'dan çok çok daha iyi bir makine. Yani Ninja'da 4+1 rulman var. O da nerede var obidaşlarım? Krang'ın ortasında var. İki ana dişi de var. Ve pinyon dişisinin önünde var. 4 tane rulmanı var. Ninja'ya göre bu makine kat ve kat üstündür obidaşlarım. Bakın, pinyon dişisinde bir kere önünde arkasında rulmanımız var. Ana dişide 2 adet rulmanımız var. Antrivers'ünü beğendim. Sıkıntı yok. 2 adet misine kılavuzunda rulmanımız var. Topuzu sökülebilir. Dişli. Yani Ninja'da zaten dişli kol yok. Şaftlı kol var. Yani bu makine fiyatına göre Ninja'nın, ben size söyleyeyim obidaşlarım, 5 katı yani. Hani karşılaştırma pek ben yapma taraftarı değilim ama sizler için uygun fiyatlı iyi bir makine gördüğüm zaman dayanamıyorum obidaşlarım. Hemen bu makinenin hakkını vermek istedim. Bence Ninja alacağınıza değerlendirilebilir güzel bir makine obidaşlarım. Evet, bu videomuzda bu kadar olsun obidaşlarım. Gördüğünüz gibi bütün parçalarını söktük. Sizlere bilgileri, özellikleri aktarmaya çalıştım. İnşallah faydalı, güzel bir video olmuştur. Her zamanki gibi ne diyoruz obidaşlarım? En iyi makine, bakımı yapılan makinedir. Oltasız olan herkese rastgele.